Maalesef kripto yatırımcıları yine sorunlu bir güne uyanıyorlar. Bu seferki sorun adı Genesis. Dün gece bir ara Bitcoin yine 16.000 alta doğru sarktı. Genesis paniği piyasalara yayılıyor. Daha evvel Genesis'ten bahsetmiştim. Yatırımcıların Genesis'ten paralarını geri çekemediklerini söylemiştim. Ama o zaman Genesis'i çok tanımıyordum açıkçası. Bir borsa olduğunu düşünüyordum. Çok daha ötesiymiş aslında. Genesis, Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto üzerinde prime brokerage hizmetleri veren tek kurummuş. Ne demek prime brokerage? Prime brokerage başkalarının kripto varlıklarını saklama yetkisi sahip. Yani bir banka gibi, kasa gibi hizmet verebiliyor. Over the counter trade dediğimiz, yani ana borsalar dışında kişilerle kişiler, kişilerle kurumlar arasındaki kripto ticaretine aracılık hizmetleri verebiliyor. Ama belki de en önemlisi, kendisine emanet edilen kriptoları başkalarına kredi olarak verme yetkisine sahip. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Anlaşılan o ki Genesis yanlış yerlere kredi vermiş. Bunlardan bir tanesi Three Arrow Capital. Bir diğeri Dog One'ın Luna'sı. Buralara milyar dolar seviyesinde krediler vermiş. Biliyorsunuz bunlar battı. Onlardan kredisini geriye toplayamıyor. Kredisini geriye toplayamadığı için de mevduat sahiplerine, yani kriptosunu kendisine emanet edenlere hizmet veremez, paralarını ödemelerine izin vermez hale gelmiş durumda. Genesis bu sorunu aşmak için 1 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ne zamana kadar? Pazartesi sabahına kadar. Yani şu anda Türkiye'de pazartesi sabahı, Amerika'da henüz gün doğmadı. Pazartesi sabahı orada 1 milyar dolar yoksa sorun büyüyecek. Belki de alacaklılar iflas isteyecekler. Bu arada Genesis'in alacaklıları sizin benim gibi küçük yatırımcılar değiller. Orada büyük kurumların paraları var. Avukatları var, her şey var. Muhtemelen iflasa hemen yürüyebilirler. Maalesef Genesis'in iflas etmesi sadece Genesis'in iflas etmesi anlamına gelmiyor. Çünkü Genesis büyük bir holding gibi parçası. DCG, Digital Currency Group. Digital Currency Group bir yandan CoinDesk isimli kripto pazarının etkili online haber sitesinin sahibi. Ama daha da önemlisi Grayscale'ın sahibi. Grayscale ne? Grayscale aslında bir fon yöneticisi. Bünyesinde Amerikan borsasında işlem gören bazı fonlar var. Bu fonlar kripto paralara yatırım yapıyorlar. En büyüğü GBTC. GBTC Bitcoin'e yatırım yapan dev bir fon. 640 bin Bitcoin var bünyesinde. ETHE var. O da Ethereum'a yatırım yapıyor. Onun dışında Litecoin'e yatırımları var. Yani fonlar oluşturuyorlar ve bu fonlar birer ETP olarak Amerikan borsalarında işlem görüyor. ETP'ler ETF'lerden farklı. ETF'lerde fon yöneticisi fonun değerini korumak için bünyesindeki hisseleri veya kripto alıp satar. ETP'lerde ise kilitlenme durumu var. Yani ne demek? Gitmiş GBTC 640 bin Bitcoin'i almış ve bunları kilitlemiş. Yatırımcılar gelip GBTC hissesi aldıklarını aslında o 640 bin Bitcoin hisseleri haline geliyorlar. Grayscale kurucularının amacı bir gün bu iki büyük ETP'yi, yani GBTC ve ETHE'yi neye çevirmekti? Birer ETF'e çevirmekti. Fakat biliyorsunuz bir türlü Amerika'da bunun izinleri çıkmadı. Şimdi buradaki endişe verici şey şu. GBTC'nin normalde değerinin bünyesindeki Bitcoin'lerin toplamına eşit olması lazım. Yani 640 bin Bitcoin varsa 640 bin çarpı 16 bin dolar GBTC'nin değerinin olması lazım aşağı yukarı. Fakat oradan değer %40 kadar aşağı inmiş durumda. Yani şöyle bir durum var. Yatırımcı GBTC'nin bünyesindeki Bitcoin'e pek güvenmiyor gibi. Ve o Bitcoin belki orada değildir diye değerlendiriyor. Veya GBTC içinde bir takım başka karanlık işlerin olduğunu düşünüyor. Bu %40'lık fark çok yeni değil. Uzun zamandır fark var. Ama bu Genesis meselesi patlayınca fark daha da büyüdü. Çünkü yatırımcılar iyice endişe içerisindeler ve diyorlar ki belki GBTC'de o coinler durmuyordur. Bundan dolayı şeffaflık istediler ve dediler ki cüzdan adreslerini paylaş, kaç tane Bitcoin var bakalım. İşte panik de burada başladı çünkü GBTC güvenlik riskleri nedeniyle paylaşmayı reddetti adreslerini. Bu tabi oldukça saçma. Biliyorsunuz Bitcoin'de adreslerden hackleme yapmak hiç de mümkün olan bir şey değil. Akılları şu soruyu düşürdü. Acaba bu 640 bin Bitcoin orada değil mi? GBTC bunların bir bölümünü zaten çoktan sattı mı? GBTC normalde Amerika'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetiminde bir şirket. Dışarıdan audit alan bir şirket. Yani böyle bir sürpriz beklemem. Ama son zamanlarda yaşananlar gösteriyor ki merkezi yapılarda her türlü şeytanlık dönebilir. İşte panik de buradan çıkıyor. Yani iki paniğimiz var. Bir tanesi Genesis bu 1 milyar doları bulamayıp ana şirketi olan DCG'ye girip para isterse ve DCG derse ki bende para yok. Genesis iflas ederse ne olacak? Eğer ana şirket bende para yok ama GBTC'de veya ETH'de bulunan coin'lerin bir bölümünü satıp sana para verebiliriz derse ne olacak? Veya daha da kötüsü, zaten bu şirketin çoktan içi boşalmışsa ne olacak? Açıkçası bu son olasılığı oldukça düşük görüyorum çünkü dediğim gibi bu ETP'lerin ikisi de Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetiminde, ama olasılık var mı? Olasılık var. Benim daha çok korktuğum şey Genesis'in bu parayı bulamaması, iflas açıklaması, bu iflasın zincirleme olarak başka kripto yatırımcılarına yansıyor olması. Şu anda bilemediğimiz kimler var buraya kredi veren veya buradan kredi kullanan, ama daha da ötesi bu meselenin DCG gruba doğru sıçrıyor olması.
640 bin Bitcoin var GBTC'nin bünyesinde. Böyle baktığımızda en dev balinalardan bir tanesi Satoshi Nakamoto'dan sonra belki ikincisidir diyebilirim. Onun yaşayacağı bir sorun tabii bütün kripto pazarını olumsuz etkileyecektir. Evet, maalesef haberler yine iç karartıcı. Gün içerisinde gelişmeyi takip etmeye çalışacağım. Eğer bir gelişme olursa, parayı bulurlarsa mesela haber vereceğim. Parayı bulamazlarsa ne olacak onu da görmeye çalışacağız. Bu arada hani bir de gülümsetecek bir haber vereyim. Bu FTX borsası hacklendi. O hacklenmeyle ilgili de bazı haberler çıktı. Bahama Devleti'nin aslında FTX'i hacklediğini ve oradaki kriptoları el koyduğunu söyleyenler de var. Artık ne kadarı doğru bilemeyeceğim. İşin komiği şu, borsadan hacklenen kripto Ethereum'du. Ve o hacker o Ethereum'u da Bitcoin'e dönüştürmüş. Buradan da Bitcoin'in aslında hackerların gözünde bile en değerli kripto olduğunu anlıyoruz. Ama bu küçük gülümseten hikayenin dışında kripto yatırımcıları maalesef yine zor bir gün bekliyor. Dediğim gibi lütfen kriptolarınızı soğuk cüzdanlarınızı çekinerek illa tutmak istiyorsanız, ama bu aralar borsalar biraz sıkıntılı. Dibe yakın bir yerde miyiz olabilir? Yani şu GBTC işini atlatalım, dibi bulduk diyebiliriz belki, ama belli de olmuyor ki başka yerlerden de bir şeyler patlıyor. Daha unutmayın, turpun büyüğü Tether, ondan ne çıkacağını bilmiyoruz. Her zamanki gibi bu içerik hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Harika bir hafta diliyorum size.